ile ilgili gelişmeler oldukça yine konuşuruz. Bir emekli hakim TÜİK'e dava açtı Çetin Bey. Orada bir çarpıcı bir detay var. Onu size soracağım. Merak ediyorum yorumunuzu. Şimdi emekli hakim 2022 Ocak ayında diyor ki TÜİK'in açıkladığı rakamlar yüzünden ben diyor fakirleştim, yoksullaştım. Benim emekli maaşım kötü hale geldi diyor. Gidiyor dava açıyor. Davanın neticesinde de mahkeme diyor ki idare mahkemesi TÜİK'in doğrudan emekli maaşları üzerinde bir etkisi yoktur diyor. Reddediyor. Sonra Ankara'daki farklı bir mahkemeye gidiyor. Oradan da reddediyor. Şimdi de Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmış. Yani özetle zaten anlamışsınızdır. Mahkemenin cevabı ne demek? Diyor ya TÜİK'in doğrudan bir maaşlar üstünde bir etkisi yoktur diye böyle bir cevap vermişler ve reddetmişler. Hakim emekli hakim de diyor ki yani burası diyor bir hukuk devleti. Ben diyor hakkımı arayacağım. Herkes de hakkını arasın diyor. Sonuç olarak böyle bir şey olmaz yani diyor. Ben diyor TÜİK'in açıkladığı rakamlar yüzünden fakirleştim diyor. Aslında doğru bir şey yapıyor. Yani siyasetçilerden talep etmek yerine devletin kurumunun sadece rakamları düzeltmesini talep ediyor. Bunu düzeltin kardeşim meselesine getiriyor. Ve durumda birazcık böyle. Bu doğrudan etkilememe meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani maaşları etkiliyor. Maaş zamları etkiliyor. Zaten biz TÜİK verilerine göre, mahkeme neye göre reddediyor? Mahkeme o zaman TÜİK verileriyle 6 aylık enflasyonla emeklilere ve çalışanlara zam verildiği konusunda nasıl bir tezata düştü onu anlamak zor. Hakikaten yani bunu herkes biliyor. Biz niye 6 aylık dönemleri bekliyoruz? Niye o zaman enflasyon Ocak ayı Temmuz ayı enflasyon rakam Çetin Bey'in sesi kesildi. Çetin Bey duyuyor musunuz? Geliyor mu sesim? Sesimi alabiliyor musunuz? Duyuyor musunuz? Galiba bir telefon geldi. Telefon geldiği için. Duyuyor musunuz şu an? Evet, şu anda duyuyorum Murat Bey. Yani... Buyurun, buyurun. O zaman dedik biz o zaman günlerce niçin Temmuz ayı enflasyonunu bekledik Murat Bey? Tabii ki bir zam oranları TÜİK rakamlarla belirlendiği için mahkeme neye dayanarak bunu reddetmiş? Onu hakikaten yani anlamak zor. Doğrudan bir etkisi yok diyor. Yani evet etkisi olabilir ama hani doğrudan bir etkisi yok diye böyle bir karar alıp reddediyor. Evet. Ya mahkeme kendine göre bir karar almış ve topuk üzerine yapmış. Birisi mahkeme veya başka bir yere olayı paslamış. Kendinden çıkmış. Çünkü zaten kabul etse pek çok şeyi karşısına alacak mahkeme. Tabii karşısına alacak. Hem TÜİK'i karşısına alacak. Tabii kolay değil. Aynen tartışmalar. Bu sefer TÜİK'le ilgili tartışmalar olacak, yoğunlaşacak. Bunun, bu kararın açıkça tek sebebi bu bana göre. Yoksa hukuksal olarak hiçbir yanlışlık yok. Peki son bir